öksürüp durmuş yemeklerin içine. 50 defa söyledik. İçini öksürmedim Selim. Kenara doğru şey Tamam, yaptım. Tamam uzatma hadi. Şey bir adam geldi bugün. Şunu getirdi. Allah neydi? Neymiş o? Bilmiyorum. Bilmezsin tabii. Okuma yazma mı var cahil kadın? Neymiş? Ne olacak? Elektriği kesmeye geleceklermiş borcu ödemezsek. Onu yazıyor. Ama sen ödedim demiştin Selim. Ama ödememiştim tamam mı? Ödedim dedim ama ödemedim. Sana hesap mı vereceğim? Yok canım estağfurullah. O anlamda değil. Ne anlamda o zaman? Bayağı hesap soruyorsun benden. Parayı yatırmış mıyım? Hayır yatırmadım. Dışarıdaydım başkalarıyla. Öksürme yeter. Baba sus sus yeter. Ne diyorsun kız sen bana kız başına? Ne diyorsun ha? Ne diyorsun serbestsin? Ne diyorsun? Ne yapma çocuğuma da. Anne! Anne anneciğim! Anne! Anneciğim! Anneciğim! Anne! Anne! Hadi tamam. Anne iyi misin anne? Anneciğim! Anneciğim! Anneciğim seni çok özledim. Yavrularım ben de sizi çok özledim. Tam 4 gündür görüştürmediler seni bizimle biliyor musun? O kadar oldu mu? Oldu tabii ya. Tam 4 tane şiir yazdım senin için. Her gün bir tane. Çocuklar tam 5 dakikanız var. Sonra annenizin dinlenmesi gerekiyor tamam mı? Anneciğim. Seni çok özledik anneciğim. Siz biraz dışarı gelin. Oh canlarım. Yavrularım. Yavrularım. Doktor Ekin Su Kalkan. Kardiyolojiye lütfen. Doktor Ekin Su Kalkan. Bak Selim kardeş. Karın çok hasta. Nesi var? Selim. Aysel Hanım kanser. Akciğer kanseri. Ne? Ve maalesef hastalık ilerlemiş durumda. Yani çok az bir ömrü kaldı. Ne demek bu doktor hanım? Aysel ölüyor Selim. Onu bir hafta daha hastanede müşahede altında tutacağız. Daha sonra onu eve götüreceksin. En azından huzurlu bir biçimde son aylarını çocuklarının yanında geçirsin. Ben ona bu süreyi en az acıyla geçirebilmesi için bazı ilaçlar verdim. Ve sen de ona en iyi şekilde bakacaksın. Nasıl yani bakım? Ben ona bakamam. Nasıl bakarım? Orasını ben bilemem Selim. Anne babasına da haber ver. Onlar da gelsin. Aysel'in sevgiye çok ihtiyacı var. En azından son günlerinde. Ne oldu? Neden duruyorsun orada? Götürsene odunları içeri. Bey, Selim aradı bugün. Alma o uğursuzun adını ağzına. Kızımız hastaymış. Bir haftadır hastanedeymiş. Bugün yarın çıkacakmış. Gidip bir görsek bey. Sen beni tanımaz mısın hanım? O zibidiye kaçıp gittiği gün ben ne dedim? Benim böyle kızım yok demedim mi? Kaçmayacak. Babasına karşı gelmeyecek. Şimdi ne hali varsa görsün. Bey, kız kanser olmuş. Evladımız ölüyormuş. Laf ağızdan bir kere çıkar Remziye. Olmaz dediysem olmaz. Kalacak kocasının evinde. Kocası da ne eziyeti varsa çekecek, bakacak ona. Ben artık onun babası değil. Sen de anası değilsin. Anne, anneciğim. Anneciğim. Ah, yavrum. Anneciğim. Babanız niye gelmedi beni karşılamaya? Çok önemli bir şey mi oldu? Anne, boş ver şimdi onu. Sen nasılsın? Daha iyi görünüyorsun. Nalan, beni geçiştirme kızım. Bir tuhaflık olduğunu seziyorum. Söyle heyecanlıyım bari. Niye gelmedi babanız beni almaya? Bilmiyoruz. Nasıl yani? Biz de evde değildik. Bir haftadır veliaht alanda kalıyoruz. Aa, neden? Babam bizi istemedi anne. Nasıl yani benim çocuklarımı? Yapması gereken işler varmış. Sen çok hastaymışsın. O yüzden gerekli tedbirleri almalıymış. Öyle dedi. Kendisi? Herhalde evdedir. Neyse. Niye böyle bir şey yapmış öğreniriz biraz sonra. Gelin benimle. Buyurun. Sen de kimsin? Ben Selim'in karısıyım. Kimsin? Anne, anne ne diyor bu kadın? Geçmiş olsun. Girsenize içeri.
Hadi ne duruyorsunuz? Selim? Selim? Selim bu kadın ne diyor? Aysel, sakin olur musun? Hayır, sakin falan olamam. Bu kadın ne diyor? Ne diyormuş? Senin karın olduğunu söyledi bana. Evet. Öyle sayılır. Ne demek öyle sayılır Selim? Sen sus! Selim ne yaptın böyle? Ne yaptın Selim? Bu kadar mı çabuk vazgeçtin benden? Bu kadar mı çabuk? Sen ölüyorsun. Sen gittikten sonra bana, çocuklara kim bakacak? Ben değil herhalde. Yok yani o açıdan söylemedim. Bak Selim, bu kadın ölse de ölmese de benimle eninde sonunda resmi nikah kıyacaksın. Anladın mı beni? Yoksa seni de, kanserli karını da, o sevimsiz çocuklarını da bırakıp giderim. Babam kötü bir insan mı anne? Hayır kızım, hiç kötü olur mu babanız? O zaman niye evi başka kadın getirmiş anne? Artık bizi sevmiyor mu, istemiyor mu? Kızım elbette seviyor. Sevmez mi? O sizin babanız. Ama niye sana öyle bağırdı? Niye bizi yanında istemedi, alama gönderdi? Anne. Efendim yavrum. Anne giderim bu evden. Niye kızım, burası bizim evimiz? Artık değil. Sevinç doğru söylüyor. Burası bizim evimiz değil artık. O pis kadınla babamın evi. Gidelim buradan anne, lütfen. Kızım. Nail Hanım, eğer biz şimdi buradan gidersek yapılmış haksızlığa yenik düşmüş oluruz değil mi? Oysa haksızlıkla mücadele etmek gerekir. Anladınız mı? Bence güzelce sabredip burada durmamız gerekiyor. Babanız er geç hatasını anlayacaktır. Ondan sonra yine birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Sen ne kadar iyisin anne. Hani geçen gün bir elbise beğenmiştim ya Selim. Şu köşedeki mağazada. Evet aldım onu bugün. Öyle mi? Güle güle giy. Sağ ol. Yalnız bir çifte bota ihtiyacım var. Bu ayağımdakiler su alıyor. Aybaşını bekleyelim alırız. Getir bakayım. Ver kızım tabağını. Selim, bu çocukların da ayakkabı ihtiyacı var. Çok üşüyorlar. Tamam. Ay başında alırız onlara da. Ne yaptın şimdi? Aman. Dikkat etsene be kadın. Her yeri batırdın. Kim temizleyecek şimdi anne, burayı? Çok özür dilerim. Elim ayağım boşaldı birden. Şu hale bak. Ne olacak şimdi? Ben temizlerim. Sen temizleyeceksin tabii. Yok bir de ben mi temizleseydim senin ananın pisliğini? Beni hizmetçi mi sandınız siz? Sizin hizmetçiniz yok burada. İçeriden bez getir. Hemen temizle şurayı. Mini kuşum benim. Ay Selim çok hoşsun. Ne? Mini kuşum. Ay, Allah'ım. Bu lafları? Niye sen bize sabır ver. Çocuklarımın da aklına mukayyet ol. Yardımcı ol bize ya Rabbi. Evet. Yardımcı ol. Çok tatlısın. Ay Nermin, hiç sorma. Bütün gece seyrettik programı. Vallahi çok komikti. Bir yandan da Selim komiklik üstüne komiklik yapıyor yanımda. Ay gül gül öldük. Ya ben de çok sıkıldım. Allah'tan Selim söz verdi de hafta sonu Şile'ye götürecek beni. Evet canım. Sadece ikimizi tabii. Aa olur. Sizi de ararız. Siz de gelirsiniz. Hadi hadi. Ateşte yemeğim var. Nohut yapıyorum. Selim çok sever. Hadi görüşürüz. Omurgalar arasında bütün bu sorunları yol açan diski insan. Ne o? Rahatsız mı oldun konuşmamdan küçük kız? Evet oldum. Ders çalışamıyorum. Aman sanki çalışsan halim olacaksın. Gücü kaybına sebep olan bir rahatsızlık. Uzmanlar. Ayol ne gıcık bir program. Niye seyrediyorsunuz ki şunu? Ay bayılıyorum şu çocuğa. Ocakta yemeğin yok muydu senin? Şuna bak. Benim işlerime de karışıyor.
Sana ne ayol benim yemeğimden terbiyesiz. Gel kızım. İçeri gidelim biz. Orada çalışırsın. Hem kardeşin de gelir yardımcı olursun, tamam? Hadi kızım. Ha şunu bileydiniz. İkisi de kurulmuşlar baş köşeye. Saçların ipek gibi pırıl pırıl parlıyor. Gözlerin inci gibi hep ışıklar saçıyor. Beni çok seviyorsun. Ablamı da çok. Anneciğim, güldüğünde sanki güneş doğuyor. Canım kızım benim. Çok güzel. Yaşa sevinç. Canım benim. Beğendiniz mi gerçekten? Çok güzel yazdım. Biraz aceleye geldi ama. Uz. Canım kızlarım benim. Çok güzel olmuş. Eline sağlık canım. Aman ne güzel. Kendisi okuma yazma bilmez, kızı şair kesinmiş. Öyle maalesef. Benim zamanımda imkanım olmadı, okuyamadım. Ama çok şükür çocuklarım beni geçti. Bak, kendi kendine şiir yazıp bir de okuyor annesine. Bir daha okumasın. Bu da kafa. İçeride duramıyorum sizin gürültünüzden. İki çocuğun el çırpmasından ne olacak? Kafa bu kafa. Sizin gürültünüzü çekmek zorunda mıyım ben? İstemiyorsan gidersin. Sen ne diyorsun be terbiyesiz? Bana bak. Ne oluyor burada ha? Ne oluyor? Bu kadın beni dövüyor Selim. Ne? Yalancı. Bana bak, lafını bil, terbiyesiz. Yapma çocuğuma. Bağırma. Bağırma çocuğuma. Yeter artık be. Yeter be. Yeter. Bağırma bana. Beğenmiyorsan çeker gidersin bu evden. Hiçbir yere gitmiyorum. Burası benim evim. O gitsin. Gördün mü bak? Gördün mü? Ben onun için bütün gün saçımı süpürge edeyim. Tamam. Aman hastadır, uğraşmasın diye, tamam, yemeğini bile önüne, tamam, süreyim. Tamam, tamam. O hala çocuklarıyla bir olup beni dövmeye kalkıyor. Tamam, tamam. Bak, bana bak. Bana bak, çok uzattın he. Çık, defol buradan. Defol. Çık dışarı. Anne. Defol. Çık dışarı. Baba. Çık. Anneciğim. Yapma baba ya, çık, yapma. Çık dışarı. Anne. Al şunları da. Bırak annemi, bırak. Baba bırak. Çekil. Yürü, yürü, gel içeri. Bana bak Aysel. Sen ölüp gideceksin. Ben burada kalacağım. İki çocukla birlikte benimle evlenmeyi kabul eden Beyye'den başkası da olmaz. Onu kaybedemem. Al şunu. Babanın evine git. Ondan af dile. Onlar senin annenle baban. Onlar sana bizden daha iyi bakarlar. Ben sana söyledim Aysel. Gitme o adama. Kaçma dedim. Ama sen beni dinlemedin. Ne beni ne anneni. Ulu sözü dinlemeyen olur Aysel. Baba. Baba doğru söylüyorsun. Çok haklısın. Ama çok çaresizim. Çok hastayım. Söz ağızdan bir kere çıkar Aysel. Bana gelmeyecektin. Yüzünü yere eğmeyecektin. Ben eğmeyeceğim. Ölse, kapımda sürünse onu affetmem demiştim. Şimdi de affetmeyeceğim, anladın mı beni? Bey, ne olur. Sen sus Remziye. Sen sus. Analığını yapaydın. Şimdi ne kızın, ne ben, ne sen bu durumda olurduk. Sen sus. Baba. Kendim için bir şey istemiyorum. Çocuklarım için. Baba, onlar senin de torunların. Onları alıp bir süre burada kalsam. Bana baba deme Aysel. Ben büyük yemin ettim. Tükürdüğümü yalamam. Sana da, torunlarıma da bakamam. Zaten o kadar gücüm de yok. Bir kadının yeri kocasının yanıdır Aysel. Şimdi bu kapıdan çıkıp gideceksin. Kocanın yanına gideceksin. Daha önce de yapmadın mı? Göze almadığın şey kalmadı. Şimdi de çocukların için yap. Kocanın evine döneceksin ve kaderin neyse ona razı olacaksın. Anladın mı beni Aysel? Allah'a emanet olun. Bıktım sizden, bıktım, bıktım. Biz de senden bıktık. Öyle mi? O zaman niye defolup gitmiyorsunuz beyden ha? Niye? Yürü git. Kapıya bak, bir işe yara bari. Sus sen de. Yavrum, anne. Yavrum, anneciğim. Yavrum. Oh, anneciğim. Kızım, kızım, anneciğim. Kızım. Anneciğim, ne kadar özlemişim. Oh. Anneciğim. Canlarım benim. Sen burada yokken anne, sanki her yer karanlık.
Sen geri döndüğünde yetişiyor aydınlık. Lütfen bırakma bizi. Çok seviyoruz seni. Yeter be yeter. Bırak şiiri de. Yürü. Nereye? Yürü dedim. Nereye? Yürü bırak yürü. Çık dışarı. Nereye götürüyorsun beni? Yürü çabuk. Deli misin sen? Nereye götürüyorsun anne? Nereye? Bırak yürü. Anne. Nereye götürüyorsun beni? Bırak nereye? Ortamı. Bırak. Gidin bırak. Sen de içeri bakayım. Gidin. Bırak Allah'ım. Allah. Yürü. Bırak. Yürü diyorum sana. Bırak. Konuşma bırak. Yürü. Ayırma. Ayırma beni yavrularımdan. Gir içeri gir. Yürü. Lütfen. Gir dedim sana. İşte burası yeni odan. Ama niye? Ben yukarıda çocuklarla birlikte kalırdım. Hayır istemiyorum. Seni bu evde istemiyorum. Dua et o çocuklara. Yoksa burada asla kalamazsın. Şurada yatarsın. Haftada bir gün ben evde olmadığım bir zamanda girer banyo yaparsın. Yemeğini ben kapının önüne bırakırım. Oradan alır gelir burada yersin. Bir daha benim evimin içine girmeyi unut. Ayağımın altında dolaşmanı istemiyorum. Peki ya çocuklarım? Çok istiyorsan çocukların da seninle birlikte burada kalabilirler. Yo yo olmaz. Burası soğuk. Çocuklarım hasta olur. İyi o zaman. Çocuklarınla kapının önünde bir yerde görüşürsün. İçeri girmek yok. Yok. Seni her gördüğümde rahatsız olur. Ağzımın tadı kaçıyor. Gözümün önünde ölüp duran bir insan. Sus. Çocuklarım duyacak. Daha hastalığımın ne kadar ciddi olduğunu bilmiyorlar. Eninde sonunda öğrenmeyecekler mi öleceğini? Abla, ne çabuk kadın? İşte sessiz ol. Bari gitmeden evvel onlara biraz saygılı olmayı, beni sevmeyi falan öğret. Bak elime kalacaklar. Sakın ola ki çocuklara öleceğimi söyleme ne olur. Ben ne yapabilirim? Abla, ölecek. Annem ölecek mi? Ölecek mi? Sen de artık bu gerçeği kabul et. Ne yapıyorsunuz burada? Yürüyün gidin okulunuza. Koş abla koş. Yürü dedim. Koş abla. Allah'ım. Allah'ım güç ver bana. Dayanmalıyım. Çocuklarım için dayanmalıyım. Ne olur, ne olur. Aysel. Ne yapıyorsun burada? Çocukların okuldan dönmesini bekliyorum Selim. İyi de neden burada bekliyorsun? Çünkü yeni karın içeri girmemi yasakladı. Haberin yok galiba. Hoş geldin kocacığım. Gel, sana çay yaptım. Yorgunluğunu alır biraz. Selim, hadi hayatım. Allah'ım. Gel. Behiye. Hı. Neden Aysel'i odunluğa aldın? Hasta kadın olmuyor ama. Benim de vicdanım dayanmıyor. Ama Selim. Aması maması yok Behiye. Bu kadar da değil. Sordun mu bunu bana neden yaptığımı? Sordun mu da beni azarlıyorsun? Peki nedenmiş? Çünkü o kadın gözümün önünde öksürüp kan kusup durdukça moralim bozuluyor. Hem de korkuyorum. Mikrop kapacağım diye korkuyorum. Çünkü artık kendim dışında düşünmem gereken bir kişi daha var. Hamileyim Selim. Çocuğumuzu taşıyorum. Ne var? Ne bekliyorsun? Para ver. Otobüse bineceğiz. Yok para mara. Para ver. Yürüyerek gidemiyoruz. Çok geç kalıyoruz. Sevin çok yoruluyor. O zaman gitmeyin okula. Ben size para falan veremem artık. Bak anneniz orada. Ondan isteyin para. Gel. Gel kızım. Niye böyle oluyor anne? Niye? Üzülme kızım üzülme. Allah büyük. Elbet bir kapı açar. Hadi gelin benimle. Kızım, siz burada bekleyin. Ben şimdi geliyorum, tamam mı? Tamam anne. Hoş geldiniz. Buyurun. Tabii. Buyurun deneyin. Hayırlı işler beyefendi. Buyurun. Ben şunu bozdurmak istiyorum. Bu çok para etmez abla. Bozdurduğunu değmez.
Olsun. Başka çarem yok. İyi, sen bilirsin. Ne kadar? 50 lira. Buyurun. Hayırlı işler. Güle güle. Al kızım bunu. Anne, bu çok para. Keşke daha çok param olsa da daha çok versem. Güzel kızım. Otobüse binin. Artanıyla da okulda simit alır yersiniz. Ne? Simit mi? Gerçekten mi anne? Gerçekten yavrularım. Ay gerçekten. Benim. Yanım annem. Hadi, hadi. Selim. Bıktım ben artık. Dayanamıyorum daha fazla. Neye dayanamıyorsun Behiye? Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Neye dayanamıyorsun? Senin hasta karına ve onun yalışık çocuklarına bakmaya daha fazla dayanamıyorum. Hele de hamileyken Selim. O çocuklar benim de çocuğum. Şimdi mi aklına geldi senin çocuğun olduğu? Kolay mı sanıyorsun onların yemeği, temizliği, bilmem nesi? Bir daha Aysel çıktı başımıza. Masraflar gittikçe kabarıyor. İdare ediyoruz işte Behiye. Ama ben idare etmek istemiyorum Selim. Hayatımı yaşamak istiyorum. Çocuğuma iyi bir gelecek hazırlamak istiyorum. Peki ne yapabilirim? Söyler misin? Hırsızlık mı yapayım? Hayır. Buna gerek yok. Ama eve bir maaş daha girerse hep iyi rahatlarız. Aysel hasta Behiye. Çalışamaz. Hem zaten okuma yazması bile yok. Aysel çalışsın diyen kim? Ben Nalan'ın çalışmasından bahsediyorum. Koca kız. Çalışsın bir atölyede falan. Olmaz Behiye. Çocuğun okuması gerek. Vallahi bilmiyorum. Tercihini yap. Ya Nalan çalışır eve ekmek getirir ya da ben giderim. İyi düşün. Günaydın anneciğim. Günaydın güzel kızım. Niye böyle durgunsun bu sabah? Hiç. Seni bırakıp okula gitmek istemiyorum o yüzden. Olur mu hiç öyle şey? Okula gitmemek olur mu? Ben hep buradayım. Akşam geleceksin nasıl olsa. Ablan nerede? O şey... Ne? Ne? Günaydın anneciğim. Nalan. Niye gelmedin kızım? Çünkü okula gitmiyor. Neden? Yoksa hasta mı benim güzel kızım? Hayır anneciğim. Hasta değilim. Nalan bundan sonra okula gitmeyecek. Bir arkadaşın tekstil atölyesinde çalışacak. Okulu bırakıyor. Neden? Çünkü benim tek maaşım herkese yetişmiyor Aysel. Olmuyor. Eve biraz daha para girmesi gerek. Sebebi bu. İşte bu kadar. Hadi yürü. Hadi yürü. Selim. Hadi. Yapma bak. Kıyma çocuğuma. Küçücük daha. Ben çalışır kazanırım. Onu okuldan alma Selim ne olur. Alma okuldan ne olur. Hayır. Buyurun. Fitnat Hanım. Burada mı? Burada, buyurun. 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 Buyurun, geçin. Gel kızım, gel. Otur. Otur şöyle. Ne istiyorsun? Anlat. Ben, Fitnat Hanım, seni çok methettiler. Bana ancak sen yardım edebilirsin. Kızım, anlat bakalım derdini. Ne yapmamı istiyorsun? Benim kocam başka bir kadınla daha evlendi Fitnat Hanım. Kadın hem bana hem çocuklarıma zulmediyor. Kocamı o kadından ayıracak bir dua hazırlasan bana. Yapar sen mısın? Sen hiç merak etme. Hazırlarız. Her şeyi Allah hallederiz. Allah senden razı olsun. Thank you.
Rezil kadın! Terbiyesiz! Bana büyü yapmaya kalkıyorsun ha! Ahlaksız! İyi ki senden kuş kulağmışım da geri dönmüşüm. Rezil! Terbiyesiz! Defol git bu evden. Al çocuklarını da defol git bu evden. Defol, defol! Defol! Hadi yavrum. İşte burası. Yeni evimiz. Nasıl, beğendiniz mi? Ama anneciğim, burası daha şat. Tamam kızım. İşte bu naylonlarla bu etrafı gireceğim. Ama anneciğim, sen çok hastasın. Burada üşürsün. Ah, benim güzel kızım. Beni düşünüyor. Kendini düşünmez de beni düşünür. Hadi. Hadi yavrum. Hadi hemen işe koyalım. Al bunu da. Yavrum, bak o sepeti de alıver. Hadi. Hadi güzel kızım, atla. Atla. Hadi güzel kızım. Hadi. Getir. 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 Canım benim. Gel. Koy, koy, koy. Hadi kızım. Nasıl? Beğendiniz mi? Hiç olmazsa beyiye yok. Evet, beyiye yok. Kızım benim. Şimdi sıra güzel bir iş bulmakta. Yavrum, moralin bozuldu. Benim biraz bozuldu anne. Niye hiç kimse iş vermiyor sana? Daha bir gün bile olmadı çocuklar. Biraz daha sıkın dişinizi. Belki ileride buluruz. Benim daha moralim bozulmadı anne. Eminim bir iş bulabileceğiz. Ben buna inanıyorum. Bir gün bir iş bulabileceğiz. Anne bak! İnşallah biraz paramız olsun. Lokantada yemek yediririm ben size. Şimdilik simitle idare edelim ha? Onu demiyorum anne. Lokantanın camına bak. Bulaşıkçı arınıyor yazıyor. Öyle mi yazıyor? Vallahi o yazıyor anne. Hadi hemen gidip konuş. Biz burada bekliyoruz. Vallahi kızım, iyi bir insana benziyorsun. Anladığım kadarıyla çalışkansın da. Sonra ihtiyacın da var. Ama bizim iş biraz ağırdır. Doğrusu parası da öyle iyi değildir. Önemli değil efendim. Bir iş olsun da parası hiç önemli değil efendim. Bırak şimdi efendimi filan. Muhittin benim adım. Muhittin amca dersin bana bundan sonra. Yani siz beni şimdi işe alıyor musunuz? Hemen gir. Başla. Bulaşık dağ gibi içeride. Hadi. Tamam, çocuklarım tabii kızım, miyim? Tabii. Şuracıkta oturabilirler. Tamam, olur. Nalan, Sevinç. Gelin yavrum, gel. Ay canım, güzeldi çocuklarmış maşallah. Girin bakalım. Oturun hadi. Yavrum, oturun. Abla, annem burada daha fazla hastalanırsa ya iyileşemezse? Sevinç, biliyorsun değil mi? Annem iyileşemeyebilir. Bizim güçlü olmamız lazım. İyi ama belki de iyileşebilir. Belki de daha sıcak bir yerde kalsak. İyi ama nerede? Bilmem. Bak kardeşim. Bence bizim annemizi daha çok sevmemiz lazım. Çünkü annemizi sadece bizim sevgimiz kurtarabilir. Muhittin amca, ben bütün işlerimi bitirdim. Çıkıyorum. Bir dakika bekle kızım. Ne oldu Muhittin amca? Bir hata mı yaptım? Evet Aysel. Ne yaptım be Muhittin amca? Kızım, görüyorsun. Akşamları bazı yemekler bitmiyor. Ne oluyor? Onları atıyoruz. Niye atalım kızım? Al, bunları çocuklar yesin. Hay Allah senden razı olsun Muhittin amca. Al kızım. Allah razı olsun. Al,
Senin hakkını nasıl ödeyeceğim Muhittin amca? Sağ ol kızım, sağ ol, hadi. Al kızım, al canlarım. Oh, yanına da pilav koyayım mı kızım? Tamam, getir. Al kızım. Oh. Kim yapıyor bu yemekleri anne? Ne kadar şahaneymiş. Muhittin amca kendi elleriyle yapıyor kızım. Hemen Muhittin amca için bir şey yazmalıyım. Keşke ben de bir şey yapabilseydim onun için. O kadar iyi bir insan ki. Ona da çok güveniyor. Bugün bana dedi ki, ben artık çok yaşlandım kızım. Keşke sen okuma yazma bilseydin de lokantanın alışverişlerini seni yapmaya gönderseydim dedi. O kadar güveniyor bana çocuklar. Niye öğrenmiyorsun anne? Nasıl yani? Bu yaştan sonra olur mu? Ne var ki anne? Biz sana öğretiriz. Sen bizden daha akıllı değil misin? Öylesin. Biz öğrendiğimize göre sen de öğrenirsin. Olabilir mi? Ekonomi. Kuş gibi destek. Kuş gribine destek çıkıldı. Elektrik kredi borcu ertelenmesine daha var. 23.21 milyon. Doktor hanım, anlayamıyorum. Niye vermiyorlar ilaçlarımı? Aysel'cim, kocan seni boşamış. Bundan haberin yok muydu? Yoo, haberim yok. Boşandığın için artık sigorta kapsamında değilsin. O yüzden vermiyorlar ilaçlarını. Ne olacak peki? Çok ağır mı oluyor? Çalışamıyorum doktor hanım. Aysel, ben sana yardımcı olacağım. Bu ilacı ben temin edeceğim senin için. Ama benim ilaçlarım çok pahalı doktor hanım. Olsun. Bu seferkiler bende. Hay Allah, sizden razı olsun doktor hanım. Aysel, gel beni dinle. Seni bir sığınma evine yerleştirelim. Bir iki ay orada çalışmadan dinlenirsin. O arada belki sana sigortalı bir iş ayarlarız. İlaçların da yine devlet tarafından karşılanır. Sığınma evi mi? Ya çocuklarım ne olacak? Onları da bir süre için yetiştirme yurdunda bırakırsın. En azından şu beklediğimiz gün gelene kadar. Ben hiç boş boşuna çocuklarımdan ayrılmayayım. En azından son nefesimi onların yanında vereyim. Yine de Allah sizden razı olsun. Çok iyi bir insansınız ama ben ne pahasına olursa olsun çocuklarımdan ayrılamam ki. Üşüdün mü? Üşümedim ama çok acıktım. Annem niye gelmedi? Bilmem. İşi vardır. Gelir şimdi. Bir şey olmamıştır değil mi? Nasıl bir şey yani? Yani ölmemiştir değil mi? Ne yapıyorlar bakayım benim yavrularım? Anne. Anne. Canım. Canım. Anneciğim. Canım. Anneciğim. Oh. Oh. Anneciğim, neden geç kaldın? İşim vardı biraz. Anne, kan var senin yüzünde. Anne, ölecek misin? Bilin bakalım ben size ne aldım. Bak, en çok sevdiğiniz şey döner. Döner aldım, sevinmediniz mi? Hep isteyip duruyordunuz. Evet, hastalandım. Doktor hanıma gittim. O da bana baktı, iğne yaptı, beni iyileştirdi, buraya gönderdi. Ha? Bakın buradayım işte. Hadi, hadi yiyin, hadi. Hadi kızım. Ölmeyeceğim, merak etmeyin. Sizleri bırakıp gider miyim hiç? Hadi. Hadi çocuk. Ekmek duymuş açık. Tam sevdiğiniz gibi. Daha ne kadar sizi kandırmaya devam edeceğim. Aklınız erdiği zaman ne olacak? O zaman ne yapacağım? Allah'ım bana yol göster, sana yalvarırım. Ne işin var senin burada? Selim'e bir diyeceğim var. Çağırır mısın? Bir diyeceğim var madem, bana söyle. Ben iletirim. Selim'i çağır lütfen. Yok Selim.
Hadi yoluna. Yapma. Bak yarın öbür gün sen de anne olacaksın. Azıcık kendini benim yerime koy. Kim o beyi? Kendim için gelmedim. Çocuklarım için geldim. Benim sağlığım iyi değil Selim. Çocukların da durumu iyi değil. Boşamışsın beni. Boşamayıp da ne yapacaktı? Ne bekliyordun? Sus biraz beyi. Onun için demedim. Yani boşanınca sigortadan falan yararlanamıyorum. Bu işleri iyice zorlaştırıyor. En azından her ay birazcık para versen çocukların okulu için, onu demeye geldim. Al. Al. Sık sık rahatsız etme yalnız. Bak, bir bebeğimiz olacak. Onu da düşünmek zorundayım. Hadi gir içeri. Aysel Hanım, seninkiler artık kaç yaşına gelmişler? Sıra benimkilerde, kusura bakma. Teşekkür etmeyeceksin galiba. Sağ ol. Beni de zırt pırt rahatsız etme Aysel. Çocukları isteyen sendin. O zaman bakmasını da bileceksin. Yok bakamayacaksan, o zaman verirsin yetiştirme yurduna, devlet bakar. Anneciğim sen bir tanesin, meleklerden güzelsin. Ne olur bırakma bizi, mutluluğumuz bitmesin. Paramız olmasa da, bazen çok üşüsek de, karnımız aç yatsak da, annemiz hiç gitmesin. Yaşasın anne, yaşasın. İşte bak, başardın. İşte sen de okuyorsun, okuyorsun. Benim akıllı annem, benim canım annem. Oo, bizim inşaatı bizden önce ev yapmışsınız. Hayırlı olsun. Çık evimizden, sen de kimsin? Bu inşaatın sahibiyim. Kaldığınız bu inşaatın sahibiyim. Tezgahınızı iyi kurmuşsunuz. Vallahi bayağı da sıcak. Ama ne yazık ki burada daha fazla kalmanıza müsaade edemeyeceğim. Hafta sonu inşaat yeniden başlayacak. Size yarın akşama kadar müsaade. Cumartesi sabahı hala buradaysanız sizi zorla çıkarmam gerekecek. Beyefendi, beyefendi. En azından bir iki hafta daha kalamaz mıyız? Bir yer bulana kadar. Bakın çocuklarımın hali olmaz. Perişan. Olmaz, söylediğim gibi. Yarın akşama kadar vaktiniz var. Lütfen. Çocuklar, düzelecek. Her şey düzelecek. Korkmayın, düzelecek. Sar şuna sar. Sen de buna sar. Okulda yersiniz. Gel yavrum. Gel. Gel. Çocuklar, ben çok düşündüm. Galiba bir süre için birbirimizden ayrılmamız çok doğru olacak. Hayır anne. Ben babamın yanına gitmem. Gitmem. Babanıza değil çocuklar. Nereye o zaman? Devlete başvurayım diyorum. Beni düşkünler evine yerleştirsinler. Sizi de yetiştirme yurdunda yetiştirsinler. En azından bir süre için. İşler düzelene kadar. İşler düzelmez. Düzelmeyecek. Daha kötü olacak. Kızım her şey daha iyi olsun diye uğraşmıyor muyum? Elimden geleni yapmıyor muyum? Yapmıyorsun. Bizi başından savmaya çalışıyorsun. Bizi istemiyorsun. Ah!
Aysel, ilaçlarını düzgün olarak kullanman gerek. Hiç aksatmadan. Bunlar en azından acını azaltacaklar. Ve işlerini daha rahat görmeni sağlayacaklar. Sağ olun Sevgi Hanım. Yetiştirme yurdu meselesini düşündün mü Aysel? Olmaz doktor hanım, olmaz. Çocuklarımı bırakamam ben. Dayanamam. Hem çok kötü bir şey oldu zaten. Kaldığımız inşaatın sahibi geldi. Çıkın dedi. Hafta sonu inşaat başlıyormuş. Al bunu Aysel. Olmaz Sevgi Hanım. Olur Aysel. Olmaz Sevgi aldım. Hanım. Alırım mısın? Lütfen. Al Aysel. Sen burada otur biraz Aysel. Otur dinlen. Ben şimdi vizite çıkmak zorundayım. Sen de hazır olunca gidersin, tamam mı? Sağ olun. Sen de sağ ol. Hay Allah, ne yapsam? Ama mecbur. Daha sonra helalleşir öderim. Tövbe estağfurullah. Doktor hanım, beni affedin. Ben çocuklarım için yaptım. Onları birkaç günde olsa otelde barındırabilmek için. Ne olur beni affedin, ne olur, çok utanıyorum. Otur şöyle Aysel. Otur. Ne olur. Ne olur polisi aramayın Sevgi Hanım. Ne olur, ne olur. Aysel, polisi aramıyorum. Düşkünler evini ve yetiştirme yurdunu arayacağım. Sana bunu söylemiştim. Ama düşünmeye fırsatın olmadı galiba. Düşündüm. Düşündüm ama çocuklar razı değiller doktor hanım. Onların razı olup olmaması önemli değil Aysel. Sizi zor günler bekliyor. Çok daha zor günler. Onların sevgilerini bir süre için bile kaybetmen, hırsızlık yapmak zorunda olmandan daha iyi olacaktır Aysel. Haklısınız. Çok çaresiz kaldım. Çok çaresiz, her şeyi çocuklarım için yaptım. Anneciğim. Ah yavrum. Anneciğim, seni o kadar çok özledim ki. Biliyorum yavrum. Ben de sizi çok özledim. Her gece rüyamda sizi görüyorum. Kokunuzu, sesinizi, her şeyinizi özledim. Ablan. Ablan nerede? Ablan. Hadi ablanın yanına gidelim. Gel. Nalan. Nalan. Abla bak, annem geldi. Yavrum. Yavrularım benim. Yavrum. Kızım, yavrularım benim. Yavrularım. Nalan. Annene bir hoş geldin yok mu? Hoş geldin. Kilo mu verdin sen biraz? Bilmem. Anne, ablam buraya geldiğimizden beri doğru dürüst yemek yemiyor. Sevinç. O da seni özlüyor. Geçen akşam rüyasında seni sayıkladı bütün gece. Sevinç dedim. Ne var, yalan mı? Kızım, neden yemeğini yemiyorsun? Bak sonra hasta olursun. Ne olmuş hasta olursak? Umurunda olsaydık bizi bırakmazdın burada. Ben sizi düşündüğüm için... Bize biraz olsun düşünseydin, biz olmadan yaşayamazdım. Sokakta da olsa bir arada olurduk. Ben çalışır bizi geçindirirdim. Ama kızım, okulun var. Kızım filan deme bana. Burada hasta olur ölürüm inşallah. Görürsün gününü. Ablam çok üzülüyor burada kaldığımız için. Biliyorum. Düzelecek. Alışırız inşallah yavrum, alışırız. Geçecek bunlar. Neler geçmedi ki? Ağlama Aysel Hanım.
Kavuşursun elbette çocuklarına. Çok zor. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Onları yanıma almanın bir yolunu bulmam lazım. Ama nasıl? Hem de bu hasta halimle. Hiç ümidim kalmadı. Allah'tan ümit kesilmez Aysel Hanım. Ne olursa olsun Allah her derdin devasını, her üzüntünün sonunda sevincini verir. İstemesini bilmeli. Sen yeter ki dua et, sabırla bekle. Allah sabredenlerle beraberdir. Ümit edecek kimsem de kalmadı ki Ayşe teyze. Anam öldü. Eşim beni istemiyor. Çocuklarıma bile bakamadım, ayrı düştüm. Çok yalnız, çok çaresiz kaldım bu dünyada. Bir ışık, sığınacak bir yer bulamıyorum. Allah'ına sığ. O seni de, çocuklarını da esirger. Yüreğine kuvvet, derdine derman verir. Yeter ki ona sığın, dua et. Dua etmek isterim tabii. Allah'ıma sığınmak isterim ama cahillik işte. Bu yaşa geldim, kendi dinimi bile tanıyamadım doğru dürüst. Okumam yazmam da yoktu zaten. Nasıl dua ederim, Allah'ıma nasıl yaklaşırım onu bile bilmiyorum. Eğer yürekten istersen Allah sana mutlaka bir yol gösterecektir. Sen ona bir adım yaklaştığında onun sana 10 adım yaklaştığını göreceksin. Ama ona nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum ki. Nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum. Bilmiyorum Ayşe teyze. Hala kızgın mısın annem abla? Ben ona hiç kızar mıyım Sevinç? Sadece bizi neden bıraktığını bir türlü anlayamadım. Ben okulu bırakırdım. Hepimize bakardım. Annem hayatta izin vermezdi. Bir gün yeniden annemizin yanında böyle sıcacık uyuyabilecek miyiz abla? Ben inanıyorum Sevinç. Bir gün yine bir araya geleceğiz. Aynı eskiden olduğu gibi. Her şey yine çok güzel olacak. Gayrül mağdubi aleyhim veleddalin amin. Veleddalin amin. İyice söktün sen Kur'an'ı Aysel. Allah'a şükür Ayşe teyze. Allah'a şükür. Senin sayende Ayşe teyze. Senin sayende. Can. Sen büyüksün. Bana yardım et. Çocuklarıma kavuşmama yardım et. Yardım et Allah'ım. Nalan! Sevinç! Nalan! Sevinç yavrum! Nalan! Nalan! Sevinç neredesiniz? Neredesin yavrum? Sevinç! Nalan! Nalan! Sevinç! Sevinç! Nalan! Sevinç kızım! Kızım! Nalan! Sevinç! Sevinç! Ablan nerede kızım? Gitti o. Sen burada dur. Sen burada dur. Sen burada kal. Nalan! 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 Yavrum! Yavrum! Kızım! Nalan! Kızım! Nalan! Yavrum! Nalan! Kızım! Nalan! Nalan! Kızım! Neredesin? Neredesin? Nalan! Nalan! Neredesin? Nalan! Neredesin? 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 Neredesin?
Allah'ım sen bize bir ışık gönder ya Rabbi. Onları bağışla, çocuklarımı koru. Allah'ım. 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 Lala. Anne beni de bekleyin. Yavrum. Kızım. Anne beni de bekleyin. Lala. Anne. Beni de bekleyin. Lala. Kızım. Anne. Anne beni burada bırakmayın. Kızım. Beni burada bırakmayın. Yavrum. Yavrum. Anne. Yavrum. Anne beni burada bırakma. Yavrum. Lala. Anne. Anne beni burada bırakmayın. Yavrum. Anne. Yavrum. Beni burada bırakma. Yavrum. Lala. 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 Anne. Burası ön kapı. Tamam. Arka tarafa da bakın. Tamam. Selamun aleyküm. Oo aleyküm selam Mustafa. Nasılsın? İyidir iyidir. Sen nasılsın? İyidir vallahi. Ne var ne yok. Çaresi düşünüyorum ama şimdilik bundan başka bir çare yok. Geri dönmek zorundasın. İstemiyorum. Burada senin yanında kalmak istiyorum. Ama bu imkansız. Hadi artık küsme beni. Bak kardeşin de merak içinde kalmıştır. Hem de tek başına. Sen onun ablasısın. Onu yalnız bırakmayacaksın. Sizin için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hiç merak etmeyin. Anne, bir gün bizim de evimiz olacak mı?
Tekrar aile olabilecek miyiz? Tabii kızım. Tabii olacağız. Olacağız tabii. Sana inanmıyorum. Nala. Nala. Allah, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım yardım et. Aysel, hadi yemeğe gelmiyor musun? Ne oldu diyeceğim ama anlıyorum halini. Çocuklarını özlüyorsun. Artık onları da kandıramıyorum. Bugün kızımı gönderirken onları yanıma almak için elimden geleni yapacağımı söyledim. Ama bana inanmadı. En kötüsü de bu zaten. Kendimden biliyorum. İnsanın inancı, ümidi kalmayınca çok yalnız. Yapayalnız hissediyor kendini. Ne yapacağım bilmiyorum. Allah'tan ümidini kesme Aysel. Senin ümidin olursa çocuklarına da güç verirsin. İnanç verirsin. Her inişin bir çıkışı vardır evladım. Allah senden razı olsun. Ayşe teyze. Bu karanlık günlerimde bana yol yordam gösterdin. Bana destek oldun. Anne gibi. Merhaba. Merhaba yavrum. Adım Sedef. Ev ekonomisi öğretmeniyim aslında. Buraya haftada 3 gün gelip size el işi yapmayı öğreteceğim. Tabii siz de isterseniz. Sonra da yaptıklarınızı bir takım sergi ya da fuarlarda sergileyip satışa sunacağız. Hem böylece az da olsa bir geliriniz olacak. Ne dersiniz? Tamam, başlayalım o zaman. Hani sen geceleri korkunç yanıma gelip yatardın ya. Bak korkarsın diye böyle bir oyuncak aldım. Bak. Çok güzel, çok beğendim. Sana da. Bak bir çift. Ayakkabı aldım. En sevdiğin renk. Bak pembe. Bak. Anneciğim düşünmen yeter. Al bunu da. Al bunu. Bak bu da maviş. Anne, maviş. Biz de ablamla sana bir şey yaptık kendimizce. Ne? Sürpriz. Canlarım benim, hayatlarım. Bak anneciğim, bunu sana yaptık. Canlarım benim. Siz benim. Siz benim her şeyimsiniz. Her şeyim. Sen de bizim her şeyimsiniz. Her şeyimsiniz. Annem. Her şeyimsiniz. Ne kadar şanslısın. Ayrı da olsanız kalpleriniz bir arada. Çok şükür Ayşe teyze.
İç evladım. İç. İyi misin? Allah'ım ne olur bizi annemize kavuştur. Allah'ım ne olur eskisi gibi mutlu ve huzurlu olalım. Allah'ım ne olur annemizin yanında olalım. Öteki çocuklar gibi Allah'ım. Amin. Amin. Dediğim gibi Tarık Bey tekstilci. İstanbul'un birçok semtinde şubeleri var. Şimdi dükkanlarının içine ek olarak bir de aksesuar bölümü açmak istiyormuş. Aysel Hanım'ın işlerine de bayıldı. Hah, kendisi de geldi zaten. Hoş geldiniz Tarık Bey. Hoş bulduk. Ben de İsmet Bey'e sizden bahsediyordum. Merhaba. Ben Merhaba. Tarık Balyalı. Memnun oldum. Tarık Bey, sizin planınızdan müdür beye biraz bahsettim. Ne kadarını anlattınız bilmiyorum ama Aysel Hanım'ın firmamla çalışmasını istiyorum. Yani tasarımlarını ve işlerini bizim için üretmeye devam etsin. Eminim kendisi de çok memnun olacaktır. Ama burada işini istediğiniz kadar verimli yürütmesi biraz zor. Bir de kendisinin ciddi bir rahatsızlığı var akciğerlerinden. Nasıl olur, ne düşünürsünüz bilemiyoruz. Aysel Hanım'a uygun bir öneride bulunabilirim sanıyorum. Tabii kendisiyle görüşebilirsem. Ha, tabii tabii, ne demek. Hemen görüştüreyim sizi. Buyurun. Buyurun. Hay hay. Rahat rahat çalışabilmeniz ve sağlığınıza dikkat edebilmeniz için size bir ev tutmayı öneriyorum. Tabii bununla birlikte de size sabit bir gelir sağlamayı öneriyorum. Hatta çocukların eğitimini de biz üstlenelim. Allah razı olsun. Bizim için yaptığınız işleri de haftada bir evinize göndereceğim bir elemanım alır. Dükkana kadar da yorulmazsınız böylece. İnanamıyorum. Çok sevinirim tabii. Çocuklarımı da yanıma alırım değil mi? Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda çocuklarımla birbirimize kavuşacağız. Yanımda mutlu olacaklar. Yeniden aile olacağız ya Rabbim. Sana çok şükür Allah'ım. Hasta halimle bana bugünleri de gösterdin ya. Çok şükür Allah'ım. Çok şükür. Çok şükür dualarımı kabul ettin. Size harika bir haberim var. Anneciğim çatlayacağım meraktan. Hadi söyle artık şu haberi. Yoksa bizde kaldığın yere kabul mü edecekler anne? Daha iyisi. Bir evimiz olacak. Üçümüz birlikte yaşayacağız. Üstelik artık benim bir işim olacak ve sizi daha rahat okutabileceğim. Yaşasın. Anneciğim çok güzel bir sofra. Evet, uzun zamandır bu kadar güzel bir sofra görmemiştim. Eline sağlık. Sizin keyifleriniz yerinde de ondan güzel geliyor size. Anne, okuldan dönünce bize kek yapar mısın? Yaparım tabii. Ama ikiniz de söz vereceksiniz bana. Derslerinize çok çalışacaksınız, tamam mı? Söz! İyi o zaman. Hadi şimdi çaylarınızı soğutmayın. Hadi çocuklar. Komşular gelmiştir. İyi insanlar çok. İyi günler Aysel. Rahatsız ettim ama bir şey konuşacaktım. İki dakika geçebilir miyim? Lütfen. Çocuklarla ilgili. Sen artık bu eve giremezsin Selim. Biz boşandık. Ne diyeceksen burada söyle. Ben... Çok pişman olduğumu söylemek için geldim. Şimdi mi? Biliyorum. Çok geç ama çocukları yanıma almak istiyorum. Daha önce de onlardan ayrılmak istemedim ama Bey'e istemedim. Şimdi onu ikna ettim. Çocuklarımı yanımda istiyorum. Sen de hastasın zaten, bakması zor olur. Çocuklarını hatırlamak için çok geç kaldın Selim. Onların sokakta inşaatta yatmasına göz yuman bir adama çocuklarımı asla emanet edemem. Şimdi hemen defol git buradan. Ama... Onları görmek benim de hakkım. Sen haklarını çoktan kaybettin Selim. Daha da konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Bunu burada bırakmazsan mahkemeye başvurur, sonuna kadar çabalarım çocuklarımı almak için. (Gülüyor)
Günaydın anneciğim. Günaydın kızım. Sana kahvaltı hazırlıyorum. Canım kızım. Nala nerede? Ablam fırına gitti. Sana sıcak ekmek alacak. Okula geç kalmayın olur mu kızım? Kalmayız annem, merak etme. Okulunuzu okuyun kızım. Sen de oku, ablan da okusun. Birbirinize destek olun. Hiç kavga etmeyin. Tamam mı güzel kızım? Anneciğim tamam. Sabah sabah niye bana böyle bir konuşma yapıyorsun ki? Bir kere hiç öpebilir miyim? Bak şimdi. Sana son yazdığım şiiri okuyacağım. Okuyorum. Oku. Anneciğim seni ben çiçeklerden yemişten, sarı saçlı bebekten, canımdan çok severim. Gitme hep yanımda kal. Beni kollarına al. Pembe gülden daha al. Yanağından öpeyim. Nasıl buldun şiirimi anneciğim? Hay Allah, yine mi uyudun? Peki o zaman sana küçük bir itirafta bulunayım. Bunu ben yazmadım. Bir kitapta okudum. Sevinç. Hadi uyandırsana annemi. Ekmekler sıcacık bak. Anneciğim. Anneciğim sıcak ekmek geldi. Hadi kalk da kahvaltı edelim. Sonra yine uyursun anneciğim. Anne. 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 Anneciğim aç gözlerini. Anneciğim ne olur anneciğim. Aç gözlerini anne. Anneciğim kalk. Anne. 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 Anneciğim. Anneciğim. Anneciğim.